Bunu da burada devre arası kampımızda gerçekleştiriyoruz. İyi bir ortam var. Yeni genç arkadaşlarımız geldi. Onlar da bizle birlikte antrenman yapıyor. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Yurt dışında bir Brezilya'da olan arkadaşlarımız vardı. Onlar yeni geldi bugün. Onlar da katılacak akşam bize. Onlarla birlikte takımımız tam oluyor. Daha iyi, daha konsantre bir şekilde antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilk yarıyı iki galibiyetle kapadık. Son iki maçımızı iki galibiyetle kapadık. Güzel bir final oldu bizim için. İkinci arada iyi bir şekilde başlayıp en iyi şekilde liderliğimizi götürmeye çalışacağız, lider olmaya çalışacağız diyelim. Ozan, sezon başında kamp çalışmalarında biraz da yine bir basın toplantısı yapmıştı sağ kenarında. Evet. Orada aslında birçok kişinin senin neler yapabileceğinle ilgili belki tam olarak fikri yoktu. Ama orada çok kararlı bir konuşma yapmıştım ama ardından da aslında sezon içinde gösterdiğin performansla herkesin senin hakkında konuşmasını sağladı. Şu an kaptanlar kadar güzeldi. Yeni sözleşme de imzaladı. Performansını nasıl değerlendiriyorsun? Hem de artık 4 yıl daha belki Fenerbahçe'de kalacak. Belki daha o da belli olmaz finansal durumdur ama nasıl değerlendiriyorsun? O gün de söylediğim gibi inananlar vardı, inanmayanlar vardı. Önemli olan benim kendime inancımdı. Ben kendime inandım. Bana inananları da mahcup etmedim. Daha iyi de olacağımı garantisini veriyorum. Allah kaza sakatlık vermezse tabii ki. En iyi şekilde performansımı yükselterek Fenerbahçe'ye katkıda bulunacağım. Daha çok iyi yerlere geleceğiz yani. Bugün aynı zamanda Gürkan Kuyar, bizim A-Spor yorumcusu, seninle ilgili bir yorumda şöyle bir cümle kullandı. Sergen Yalçın kendi yapamadıkları Ozan anlattı bence dedi. Böyle bir şey mi var? Yani sanki Sergen Yalçın işte ben Barcelona'da Real Madrid'de oynardım ama koşmuyordum. İşte kendime batmıyordum, erken yatmıyordum. Antrenmanları sallamıyordum. O yüzden burada kaldım. Sen daha çok çalış diye kendinden bir örnekler versin. Yani Sergen Hoca'nın tabii ki zamanındaki yaptığı hatalar olabilir. Çağrı bir türlü toplantıya gelecek. Kısa bir ara verdim. Yani dediğim gibi Sergen Hoca'nın o zaman yıllar öncesinde yaptığı yanlışlar, doğrular tabii ki ona ait bir şey. Onun düştüğü durumlara benim düşmemi istemedi. Benim daha iyi yere gelebilmem için o da tabii büyük bir sorumluluk aldı beni transfer ederek. Ona da teşekkür ederim buradan ona ve ekibine. Bu sorumluluğu alınca tabii ki beni en iyi yerlere getirmek için o da hem sözlü hem saha içindeki futbolumdan herkesin memnun kalabileceği şekilde o da gayret gösterdi. Ben ona buradan teşekkür ediyorum hepinizin önünde. Tabii ki doğrular vardı, benim yanlışlarım vardı. Ama önemli olan Alanyaspor'un başkanı da Sergen Hoca'nın dediği gibi biz Ozan'ı Fenerbahçe'ye kazandırmak için buraya almıştık dedi. Önemli olan benim Fener'e tekrar kazandırılmamdı. Ve bunu görüyoruz. Tabii ki bununla yetinmeyeceğim. O da aynı şekilde hep telefonla konuşuyorum hocayla da Sergen hocayla da. Hep bana uyarıları oluyor. Ben de ona dikkate alıyorum. Daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Yani şimdi şöyle bir durum var. Gerçekçi olmak gerekirse benim devre arasında tabii sözleşmem bitmiyordu. Sezon sonu bitiyordu sözleşmem ama devre arasında istediğim bir kulüple anlaşabiliyorsunuz. Ama tabii ki benim aklımda böyle bir şey olmadı. Olsaydı ki Fenerbahçe ile bir şey imzalamazdım. Benim aklımda ve içimden gelen ve ailemle de bunu konuştuğum zaman benim öncelikle Fenerbahçe'ye bir borcumun olması, bana burada verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapmak ve Fenerbahçe'yi 29. şampiyonluğumla kavuşturmaktı. Benim önceliklerim bunlardı. Ben burada hocaya da söz vermiştim ilk geldiğimde. Başkana da söz vermiştim. Şimdi benim asıl görevim bunları yerine getirmek.
Ondan sonrasını yani sözleşmeyi imzaladık. Ondan sonrasını göreceğiz. Yani ilerleyen zamanlarda ne getirir ne götürür bilemeyiz. Ama şimdilik tabii ki öncelik Fenerbahçe. O zaman kampa 6 genç oyuncu da geldi. Sen de aslında sen de gençsin ama o kadar uzun süredir oynuyorsun ki. Öğreneceğim çok şey var. Onun da takıma katacağı çok şey var. Daha hani ikinci yarısı devam ediyor ligin. Daha çok şey katacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde bizim ileride Avrupa Şampiyonası var yazın. Orada da bize çok şey katacağını düşünüyorum. Çok tecrübeli bir kişi kendisi. O da bir rahatsızdı. İki gün sonra geliyor. Tekrar bizle birlikte olacak. O bizde olduğu sürece biz de mutluyuz. Seviyoruz Emre abiyi de. İnşallah hep beraber yolun sonunda onun da elinde kupa olur. Biz de seviniriz hep beraber. Yani o zaman Şenol Hoca da söyledi, kolay bir grup değil, zor bir grubumuz var ama bizim genç bir ekibimiz var. Bu ekip bir şeyler yapabileceğini kanıtladı elemelerde. Dünya Şampiyonası'nı içeride inip dışarıda berabere kalarak bir şeyler yapabileceğini kanıtladı. Arkadaşlığın çok iyi oldu. Yeteneklerimizin kalitesinin çok üst seviye olduğu bir ekibimiz var. Bence şansımızın eskiye göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu maç oynayarak görüyoruz, maç oynayarak yaşıyoruz. Saha içinde ne olur bilemeyiz. Ama bence benim tahminimce yani şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum ve daha yani güzel olacak diye düşünüyorum. Önemli olan burada dediğim gibi eksik yönlerimiz var ama Fenerbahçe'nin kazanması. Ben orta sahada oynadıktan sonra, yendikten sonra bir anlamı yok yani. Ben sağ bek oynayıp yenildikten sonra üzüldüğüm zaman bir anlamı var. Bunun için de bizim hani mevkisel olarak değil, takımsal olarak bakıyorum ben olaya biraz da. Takım olarak biz önemli maçlarımızı, iyi maçlarımızı yendiğimiz zaman bizim için bir sorun yok. Bunun için de dediğim gibi en iyi şekilde performansımızı takım olarak göstermemiz gerekiyor. Mevkilere bağlı kalmadan kim nerede oynarsa en iyisini vererek göstermesi gerekiyor. Hiç sağ bek oynamış mıydın mesela? İlk kez senin sağ beke yerleştirdin. Yok, ben daha önce de sağ bek oynadım. Bursa'da da oynadım, milli takımda da oynadım. Benim için problem yok yani. Hani orada oynamışım, burada oynamışım. Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak. Yani her kim olursa olsun, her kim oyuncu olursa olsun önemli olan oynamak. Ben biliyorsunuz ki 2-3 defa kadro dışı kaldım. O dönemlerde çok düşündüm yaşadığım sorunlardan dolayı. Yani beni orada oynatmıyor, burada oynatmıyor. Kadro dışı kaldıktan sonra dedim ki yani sağ bekte olsa oynarsın. Yani çünkü özlüyorsunuz, oynamayı özlüyorsunuz. Sol bekte olsa oynamayı özlüyorsunuz. Yani önemli olan sağ bek, sol bek oynamak değil. Önemli olan oynamak. Yani mevkiye çok takılı kalmamak lazım. Tabii ki herkesin mevkisi var. Ona göre planlaması var. Ama burada önemli olan oynamak. Yani benim amacım o. O zaman önce Emre Berezoğlu ile ikili oldunuz ama sonrasında Gustavo ile ikili olduktan sonra orta sahadaki Fenerbahçe'nin özellikle öne doğru çıkışları daha güçlü oldu. Senin işte uzaktan şut bulabilmen işte daha verimli olmaya başladı. Tabi bu da Emre abi için de kötülemek değil de nasıl bu yazı? Gustavo mu Emre mi diyeceğim oğlum. Bir de ligin ikinci yarısında şampiyon tabii yıldızlı şampiyonlar koşuyoruz diyorsun ama zor bir süreç var. Herkes çok iyi. Üstteki dört takım da çok iyi. Ya şimdi Emre abi ile Gustavo da ikisi de birbirinden farklı özellikleri olan ve ikisi de çok tecrübeli isimler. Yani ben ikisiyle de oynarken keyif alarak oynuyorum. Severek oynuyorum. Onlar da ikisiyle oynadığı zaman isteyerek, severek keyifli bir şekilde oynuyorlar. Ama burada tabii tercihi hocadan yana. Yani burada Emre abiyle beni oynatabilir, Gustavo ile beni oynatabilir veya beni oynatmayabilir. Bu hocanın kararı. Biz yani sahaya çıktığımız zaman kim oynarsa oynasın orada %100 oynamak zorunda. %100 oynamayan bir oyuncu, sahada %100'ünü vermeyen bir oyuncu
olduğu zaman kimseden biz verim alamayız. Gustluyuz. %100 oynadıktan sonra ben kendim %100 oynamadıktan sonra orada biz orta sahada verim alamayız. O yüzden benim attığım golde de aynı şekilde hani tekrar tekrar biz izledik. %100 şekilde baskı yapıyoruz, pres yapıyoruz ve sonra gol geliyor. Diğer gollerde de aynı şekilde. Hep böyle yüksek tempoda oynuyoruz. %100'ümüzle oynuyoruz. Emre abi de orada oynadığı zaman aynı şekilde. Yani benim bazen yapamadığım mücadeleyi Emre abi yapıyor. Benden kaç yaş büyük bir insan. Emre abi yapıyor. Dediğim gibi önemli olan orada herkesin hazır olması, oynayanların hazır olması, %100 olması önemli. Diğer dediğiniz soru? Kalan maçlar. İkinci yarısı. İkinci yarısı içinde dediğimiz gibi biz kenetlenmiş durumdayız 29. şampiyonluğa. Buna inanıyoruz. Tabii ki ilk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Bunların zaten öz eleştirisini kendi aramızda yaptık. Bunları biz atlattık. Şimdi ikinci yarı daha konsantre bir şekilde başlayıp, daha hızlı bir şekilde başlayıp zaten taraftarımızın arkada olduğu sürece biz de bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğiz diye inanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Tamam.